Yani burada olmaktan mutlu değilim ama yorgun da değilim şefim ya. Yani yoruldum, artık yapamıyorum, pes edeceğim gibi bir durumum yok. Yaratıcılıksa yaratıcılık, yapamıyorsam şef tabağı, elimden geleni yapacağım ve çıkacağım. Hayal ettiğin yerde misin, hak ettiğin yerde misin? Hayal ettiğim yerde kesinlikle değilim. Hak ettiğim, ben kendi açımdan konuşacaksam evet hak ettiğim yerdeyim. Burcu, gerçekten şöyle baktığımızda takım oyunlarında yüzün gülmedi. Evet. Mücadele ruhun çok yüksek ama bir şekilde seninle burada karşılaşıyoruz. Vallahi bilmiyorum şefim, yani bir yanlışım var ki dönüp dolaşıp yine buraya geliyorum. Bu hafta hani diyemeyeceğim hak etmedim de şöyle de geldim böyle de geldim, hak ettim. O yüzden hani elimden geleni de yapacağım hakkını vermek için. Yani belki de psikolojik açıdan fazla bir şeylerin üzerine gidiyorum. Kendime öz eleştirim var. Çok fazla konuşuyorum bence. Artık durmam gerekiyor. Zaten noktaladım her şeyi. Nokta dediğim an artık bitti. Daha çok yemeğe odaklanmak istiyorum. Burası MasterChef. Gerçek anlamda MasterChef olmak için elimden geleni yapacağım. Tabaklarla, yemeklerle, reçetelerle savaşacağım. Başka bir şey artık düşünmek istemiyorum. Bu beni çok yordu çünkü. Gereksiz bence çok fazla şeyin içine de girdim. Bu da beni çok yoruyor. Yapacaklarımın önüne geçiyor. Başarımın önüne geçiyor bence. Tabaklarımı lekeliyor. Bence gerek yok. Yani karşı tarafta varsa bence bende de birazcık pay var. Çünkü bazen susmayı bilmiyorum. Artık susmam gerekiyor. Kendine bir hesaplaşma sanırım. Yani düşündüm, böyle kitaplar okudum, kitaplardaki özetlere baktım, işte mesnevi tarzı söyleşilere gittim. Bence benim de hatalarım var. Dilara, kendine koyduğun bir hedef vardı MasterChef Türkiye'de, üst sıralar. Bu gece bu rüya son bulabilir mi? Bulursa şefim, neler hissedersin? Şefim, ben buraya ceketimle geldim ve söylediğim şey şuydu, benim en rahat hissettiğim kıyafetim bu çünkü ben en çok bunu giyiyorum. O ceketi tekrar giymeden buradan gitmeyi düşünmüyorum. Asla pes etmeyeceğim. Buraya defalarca da gelebilirim. Yine çıkarım. Yine başlarım. Yine yemek yaparım. Ama buradan gitmeyi düşünmüyorum. Ta ki oraya gidene kadar. Rakiplerine şöyle baktığımızda Pelin, Mert, Burcu, Emre, Hasan. Hepsi kendine göre MasterChef'te farklı yollarda başarı almış oyuncular. Bu gece nasıl geçecek sence? Buradaki şansını nasıl görüyorsun bu grubun içinde? Bu meslekte kötü olan ya da yemek yapamayan kimse yok. O yüzden bundan sonra bütün potalar bence çok heyecanlı geçecek. Ama sorun değil. Onlar başarılılar, onlar iyiler. Ben de iyiyim. Hadi meydan. Emre, neler hissediyorsun? Şu anda yaşamış olduğun hisler ne eğer bu gece gidersen? Şimdi çok fazla bir şey düşünmeyip tabağıma odaklanmak istiyorum. Yani bayağı bir yol kat ettik. Bugün tam ortasındayız. 11. kişi gidecek, 11 kişi kalacak. Diğer 11'in içinde olmayı istiyorum bugün. Giden 11 yerine. Konsantre olup çok fazla riske girmeden tabağımı çıkartmayı düşünüyorum. Grupta güçlü yarışmacılar var. Tabii. Çıkabilecek misin buradan? Hepsi çok güçlü şefim. Herkes çok çabaladı. Hepsinin eline emeğine sağlık. Hak eden kazansın. İyi tabak yapan kazansın. Hasan. Danilo Şef kaşık attı. Sağ olsun. Neler düşünüyorsun? Bugün senin için ne olacak? Şefim bugün çıkacağım Allah'ın izniyle ama bir nazarı var herhalde üstümde. Onu düşünüyorum. 3 haftadır bir türlü şey olmadı. Böyle kendime nazar duası okuyorum. O yüzden inşallah toparlarım. Yani onu düşünüyorum artık. Çünkü başka türlü şey yapamıyorum bu durumu. Değerlendiremiyorum. Hasan, bu 6. potan tam düzeldi. Artık başka bir sorun yok. Hasan toparlanıyor, artık kaşık da attırdı dedikten sonra bu hafta bir performans var ki hakkında olumlu söylenebilecek hiçbir şey yok. Ne oluyor? Yani üzgünüm bu performansından dolayı. Yani takım oyunlarında bir sayı sağlayamıyorum takıma. Son hatta 3 haftadır böyle bu. O yüzden bu durumdan çok memnun değilim. Ama kesinlikle bütün benliğimle yarışıyorum. Hani olsun istiyorum bir şeyler. Ama olmuyor. Bilmiyorum hani ben kendimde artık onu diyorum, hani nazara mı geldim, ne yaptım, niye böyle oluyor? Ama işte elimden geleni de yapıyorum. Tabii ki bu bir şey değil, bahane değil. Toparlayacağım tabii ki. Hani herkes yaşıyor bunu, inişli çıkışlı anlar oluyor. Ben de yaşıyorum, bilmiyorum yani ne söylesem boş. Evet gençler, siyah kutular sizi önünde. Altında herkese bayılacak bir şey var, inanıyoruz. Tutun kutuları.
1, 2, 3. Kaldırın siyahları. Çilek. Batman'ın bizim için de belki de en güzel sürprizi Sason çileği olmuştu. Kokusuyla, lezzetiyle bölgeye değer katan bir ürün. Sason bölgesinden geliyor, Batman'dan geliyor. Batman'ın coğrafi işaretli ilk tescilli ürünü. Tatlı da yapılabilir, tuzlu da yapılabilir. Çileği en yaratıcı, en verimli, en lezzetli kullanan 3 arkadaşımız geçecek. Kullanamayanlar da artık şansını son 3'e bırakacak. Evet, her zamanki gibi yemek pişirmek için sürenize 40 dakika. Tabii bu arada süreniz başladı. Şimdi alışveriş için 3 dakika süre başladı. Başarı. Buyurun. Hadi Emre. Çilekli. Fanusu da koydum üstüne. Çöf. Maya, un, süt, tereyağı, şeker. Yumurta. Yumurta da aldım. Vanilya şekeri. Aldım. Diyor muyum sorbe yapacaksın üstüne? Sorbe değil, hayır, dondurma. Hayır, brownie. Üstüne dondurma ya da parfe. Parfe yaptım. Onun üstüne de şey. Bir de yanına pişmani. Pişmaniye de olur ha. 30 saniye. Ha, çörek ot. Çörek otunu gördünüz mü? Şeker nerede, toz şeker? Gören oldu mu? Ve susam. Şurada şeker. Nerede? Yan garni olarak vereceksin ya pişmaniyeyi burada mesela. Hiç gerek yok. Oğlum şeker çıkmaz ki. 10. Şefim susamı 9, göremiyorum ya Harçın. Her şeyde var. 7. Susam. 6. Göremiyorum. 5. Kuru çileklerden Dilar'dan alacağım. Gidince. 3. Vereceğim. Dilar'dan alacağım gidince. Yok. Şundan vereceğim. 2. Al, al. 1. Döktün kız hepsini.